Motorspor Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben her zaman sesini duyduğunuz kişi Emre Baltoğlu, bir kez daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Codemasters'ın paylaşmış olduğu F1 2020 oyununda Monaco'da atılan turun detaylarına göz atacağız. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ben sizlere. Aslında iki önceki F1 2020 bilgi videosunda bahsettiğim olayların hepsinin tam resmi kıvamda oluştuğunu görüyoruz artık. Özellikle reklam panoları kısmında ve köprüler kısmında. İlk başta hatırlarsınız ki köprülerde İspanya Grand Prix'sinin, yani Katalunya'nın son sektöründeki o şikanlardaki köprülerin düzeltildiğini görmüştük. O konuda aslında herkesin kafasında şu oluşmuştu: acaba sadece buradaki köprüleri mi düzelttiler diye. Çünkü kimse Codemasters'tan tamamıyla bir yenileme beklemiyordu. Ama bugün gördüğümüz, daha doğrusu dün Monaco'da gördüğümüz tur bunu gösteriyor. Bütün pistlerdeki köprüleri yenilemişler, çok şükür. Yani herhalde illaki Codemasters'ı böyle yüksek kademeden birilerinin sıkıştırması gerekiyormuş bu durumda. Pilotlar olaya el attılar, anında, bakın anında hem ERS sistemi değişti hem de curb sistemi değişti. Biliyorsunuz şirketler, firmalar, bu şekilde oyun firmaları hep şunu söylerler: İşte oyuncularımız eksik gördükleri bir şeyi bize hemen yazsınlar. Forumdan bize yazsınlar, biz düzeltiriz, şöyle yaparız. Gördüğünüz en ufak bir açığı bize söyleyin, düzeltelim, ne eksik, o bu diyorlar. Ama bakın 2014 yılından beri, hatta şöyle söyleyeyim 2016 diyelim, çünkü e-spor organizasyonu 16 sonları ve 17 başlarında biraz daha bir oturmaya başladı. Oyuncular 2016 yılında daha adam akıllı turnuvalar yapmaya başladılar. O zamandan beri Codemasters'a sürekli olarak bu yönde telkinler, uyarılar gidiyor bizim nezdimizde, oyuncular nezdinde. Ama maalesef ki şimdiye kadar bizi taktıklarını görmemiştik. 2017'de aynı curb, 2018'de aynı curb, 2019'da aynı curb. Sonunda çok şükür pilotların artık bu sene sezon başlayamamasından dolayı iyice yayınlara el atmalarıyla beraber, bu şekilde organizasyonların, Formula 1'in kendi düzenlediği organizasyonların da artmasıyla beraber, pilotların geri dönüşleriyle Codemasters bu yönde ileriye doğru bir adım attı. Hem de ERS yolunda hem de curb yolunda. Şimdi curblerde fark ettiyseniz ilk virajdaki curbler önceden daha kabarık, daha uzundu. Özellikle bariyerin dibindeki köprüler bayağı bir arşa kadar uzanıyordu neredeyse ve çok kalın köprülerdi. Sizin o noktada dönüşünüzü özellikle klavye ve gamepad oyuncuları için çok kısıtlandırıyordu. Direksiyonla tabii biraz daha kolay oluyordu görece, ama yine onların da hareket alanını kısıtlayan bir durumdu. Çok şükür ki oradaki kabartıları gidermişler. Yine son virajdaki en göze çarpan köprüleri söylüyorum bu arada. Yine yüzme havuzu da düzeltilmiş. Yüzme havuzundan sonraki bölümde ikinci sektörün sonu, son sektörün başındaki köprüler de gayet güzel şekilde düzeltilmiş. Ama ben en çarpıcı olanlarını aktarıyorum sizlere. Son virajdaki köprüler de, yine bariyere yakın olan köprüler de çok kalındı ve uzundu. Onları bir nevi aslında tıraşlayarak daha düzgün bir stile oturttuğunu görüyoruz Codemasters'ın. Ayrıca ilk sektörün sonundaki, hatırlarsınız ki, bir tümsek bölüm var. Monaco bir cadde pisti. Monte Carlo caddelerinde yapılan bir pist. Ve haliyle pistteki bozukluklar bayağı bir var. Yani şekil olarak bozukluklardan söz ediyorum. Mesela bir İspanya Grand Prix'sindeki gibi bizim gördüğümüz kadar pürüzsüz bir pist değil orası. Tabi İspanya'da pürüzsüz değil de, neyse işte, hani anladınız, o kadar düz değil. Çok fazla yükseltileri, alçaltıları var. Pist üstünde, yani yol üstünde çok fazla bozukluğu var. İlk sektörün sonunda da o kısmı geçtiğimiz senelere nazaran daha güzel yansıtmışlar. Yani o eğimleri aslında gözle de baktığınız zaman çok daha rahat şekilde fark ediyorsunuz. Daha da keskinleştirmişler o kısmı. Ve yine aracın da daha fazla sektiğini görüyoruz. Yani o tümsek olaylarını daha güzel şekilde oyunu aktarmış Codemasters. Önümüzdeki zamanlarda şunun da haberini vereyim. Hatta bir ya da iki gün içerisinde Formula 1 2020 ile alakalı yine geniş kapsamlı ikinci videomuz sizlerle beraber olacak. Bunun öncesinde baya baya geniş kapsamlı bir video daha hazırlamıştım. Ona da sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Benden bu kadar. Bu videoda pek fazla uzatmanın manası yok. Hem sizlerin Monaco pistini görmeniz için, görmeyenleriniz varsa aranızda görmeniz için, hem de ne tür minik düzeltilmeler yapılmış, bunları sizlere aktarmak için bu videoyu yapma gereksinimi duydum. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayın.